Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgilinizle, eşinizle aranızdaki çekiciliği arttırmak için bir ritüel hazırladım. Bu ritüeli yaptıktan sonra aranızdaki elektriklenmeyi siz de çok rahat bir şekilde fark edeceksiniz. Hayatta sahip olduklarımızı nasıl elde ediyoruz? Neden bazı insanlar her şeye sahipmiş gibi görünürken bazıları çile çekiyor? Neden yolumuza engeller çıkıyor? O küçük çocuk bu kadar erken ölmek zorunda mıydı? Neden o adam terfi etti de siz edemediniz? Neden herkes refaha, mutluluğa ve güvenliğe kavuşamıyor? Her yerde günlük hayatın sıkıntı ve mücadelesinden kurtulmamızı, biraz rahatlamamızı sağlayacak bir çözüm arıyoruz. Çoğumuz için bu arayış hiç bitmiyor. Peki neden? Neden iyi bir yaşam sürmenin basit sırrını keşfedemiyoruz? Neden sürekli istediklerimizi elde etmek için sağa sola saldırıyoruz? Neden gerçek arzularımıza ulaşmamızı sağlayacak anahtarın hayatın kendisinin içinde saklı olduğunu anlayamıyoruz? Eğer siz de hayatta istediklerinizi şans ya da tesadüfler sayesinde veya varınızı yoğunuzu ortaya koyup büyük engeller aşarak elde edebileceğinize inanıyorsanız hazırlıklı olun. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir arkadaşlar. Sahip olduklarımızı hissederek elde ederiz. Her şeyi yerli yerine oturtmaya veya zihinlerimizi kontrol etmeye çalışarak değil. Her trafik kazası, terfi, mutlu ya da hüzünlü aşk hikayesi dolu ya da boş banka hesabı fiziğin temel yasası sonucunda oluşuyor. Benzerler benzerleri çeker. Biz de elde etmek istediklerimiz konusunda ateşli olursak büyük bir bollukla karşılaşabiliyoruz. Yeni araba mı istiyorsunuz? Oldu. İşinizde başarılı olmak mı istiyorsunuz? Oldu. Borcunuzu kapatmak mı istiyorsunuz? Daha fazla para kazanmak mı istiyorsunuz? Güzel bir ilişki yaşamak mı istiyorsunuz? Korkusuzca yaşamak mı istiyorsunuz? Tatmin edici bir yaşam mı sürmek istiyorsunuz? Sağlıklı, özgür ve bağımsız olmak mı? Eğer bunları nasıl gerçekleştireceğinizi hissedebiliyorsanız hepsini oldu bilin. Çekim yasasında benzerler benzerleri çeker. Kesin bir yasadır. Kimse bu yasanın dışına çıkamaz. Çünkü bu evrenin yasasıdır. Evrenin yasasıdır. Evet, yanlış duymadınız. Son zamanlara kadar bu yasanın bizim için de geçerli olduğunu farkında bile değildik. Başarılarımızın, başarısızlıklarımızın arkasında bu yasa vardı. Eğer yaşamımızı değiştirmek istiyorsak, daha fazla bolluk, sağlık, güven veya mutluluk istiyorsak, düşüncelerimizi manipüle etmeyi öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. Bugüne kadar bizlere her zaman tedbirli ve savunmacı olmayı öğrettiler. Ağaca tırmanma, düşersin. O çirkin şeyi giyme, insanlar sana güler. Kapıyı kilitlemeyi unutma, eve hırsız girer. Bunları bir ton sıralayabiliriz. Sonunda bütün hayatımız dikkatli olmak, tedbirli olmak, güvende olmak çerçevesinde kuruluyor. Bu savunmacı yönümüz bizi esir alıyor aslında. Bizi gerçek potansiyelimizi yaşamaktan alıkoyan en büyük engel çocukluk günlerimizden geliyor. Çocukluğumuzda bize her şeyin hatalı ve kusurlu yönünü aramamız öğretiliyor. Bu işimiz, arabamız, ilişkilerimiz, çocuklarımız, gezegenimiz, hatta arkadaşlarımız açısından bile geçerli. Ancak dünyanın büyük bölümü neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda uzlaşmaya varamıyor. Bu yüzden savaşıyoruz, grev yapıyoruz, gösterilere katılıyoruz, yasalar koyuyoruz. Hayat bu diyebilirsiniz. İyileriyle, kötüleriyle, inişleriyle, çıkışlarıyla kabullenmek zorundayız. Tedbirli olmalı, çok çalışmalı, her ne yapıyorsak doğru yapmaya çalışmalı, gözlemci ve dikkatli olmalıyız. Bunları özetleyebilirsiniz kendinize. Hayır, hayır. Gerçek hayat bu değil. Artık kendi dünyamızı, sahip olduklarımızı, dolu ya da boş banka hesaplarımızı, zevkli ya da sıkıcı işlerimizi, İyi ya da kötü talihimizi ve bu arenadaki her şeyi bizim yarattığımızı görmenin zamanı geldi.
Bu evrendeki her şey enerjiden oluşuyor. Siz, ben, kaya, masa, çimenler. Enerji de titreşim demek olduğuna göre bu var olan her şeyin titreştiği anlamına geliyor. Her şeyin buna siz ve ben de dahiliz. Şimdi yavaştan ritüelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Kalem rengi fark etmiyor. Şimdiden sizler sormadan ben söyleyeyim. Kendinizi en rahat, en enerjik hissettiğiniz zaman yapabilirsiniz. İlk sizden şimdi çizeceğim olan şekli çizmenizi istiyorum. Biraz fazla konuştum, mumları bitirdim. Şimdi arkadaşlar, çizeceğim şekil şu. Bir iskelet. Gövde kısmı. Gövde kısmımızın alt duran. Daha sonra gövdeyi uzatıyoruz ve iki ayak olarak tabir ettiğimiz kısım. Bu kısımda şu şekli çizmenizi istiyorum. O da bu. Ve sonra her iki uzuv bu tarafa bakacak şekilde çiziyorsunuz. Bu şekli çizerken kendinizi hayal edin. Sadece kendinizi düşünün. Ardından yanına sadece o kişiyi hissederek ikinci olarak sizlere göstereceğim, yani buraya olan şekli çizmenizi istiyorum. Yine bir kafa, yine bir vücut. Yalnız çizimlere çok ama çok dikkat edin. Bakın, bu yine çizgimiz. Sonra ayak uzuvları dediğimiz, bunlar yukarıya bakık yönde olacak sizin o kişiyi hissederek çizdiğiniz şekilde. Yine istediğim şekli çizmenizi istiyorum. Bu da bu şekilde. Ve uzuvlar zıt yöne dönük. Yani sizinki bu tarafa, onun uzuvları bu tarafa dönük olacak. Sonra kafa kısımlarına aklımdasın ve aklımdayım yazmanızı istiyorum. Sol taraf sizdiniz. Buraya yazmanızı istediğim şey aklımdayım. Buraya da aklındayım yazacaksınız. Arkadaşlar, tam ortadan aranızda görünmez bir çekim varmış gibi birbirinizi bağlayın. Kalben, ruhen ve bedenen birbirinize aitmiş gibi hissedin. Dünya üzerinde sadece ikiniz varmış hissiyle bunu yapmanızı istiyorum. Bakın, tam şu kısımlardan frekanslarınız başlıyor. Ve burada son buluyor. İki uca da benimsin ve seninim yazmanızı istiyorum. Buraya benimsin. Şuraya da seninim yazacaksınız. Ortaya, alt tarafa hayatınız renklensin yazın. Üst tarafına da yapmak istediğiniz kişiye ne tarz hitap etmeyi seviyorsanız onu yazın. Aşkım, bebeğim, bir tanem, sevgilim tarzı, hangisini kabul ediyorsanız, hangisini kullanıyorsanız, hangi şekilde hitap etmek hoşunuza gidiyorsa onu yazın. Buraya hayatımız renklensin. Şu kısma ise hitap etmeyi sevdiğiniz kelime. Ben direkt şuraya kelime diyeyim. Sizler anlayın. Yani hitap etmeyi sevdiğiniz kelimeyi bu kısma yazacaksınız. Sonra arkadaşlar, bakın, katlama kısmına geçiyorum. Katlama kısmı çok önemli. Bu şekilde katlayacaksınız.
Sonra arkadaşlar şu şekle geleceksiniz. Bu şekle geldikten sonra bakın buradan bir ve buradan ikinci kapatmamızı yapıyoruz. Bu şekilde dikdörtgen bir kapatmanız olduktan sonra üzerine sizin isminiz ve onun ismini yazın. Şöyle diyeyim. Sizin isminiz altına onun ismi. Bu kağıdı 48 saat sevdiğiniz bir eşyanın yanında saklayın. Sonra çıkarın ve yakın. Aranızdaki ilişkinizin daha da güzel ilerlediğini gözle görülür bir farkla anlayacaksınız. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.